İndi də növbə Neftçinin çalışdırıcısı Laurenzo Rega Kampa çatdı. Short to say your opinion about the game. First of all, hello everyone. İçin öncə hamını salamlayıram. Yeah, it was a good game from our side. Bizim tərəfdən yaxşı oyun oldu. I was a little bit concerned about this game because we come from the game in Austria. Bu oyun için biraz narahat idim çünkü Avstriya'dan oyundan sonra yani geriye döndü Bakı'ya. It was very big effort for our players, 120 minutes and big pressure. Komandam orada 120 dakika yani mübarizə apardı, yani büyük təzyiq idi üzərlərində. We was all disappointed about this result in the conference league. Hamılıqla yani orada elde edilen nəticədən yani üzgün idi. That's why I'm happy about the result today and about the some moments from the game when we look like I want to look like a team. Ona göre bugünkü oyunda qələbə qazandığımız üçün çox sevinirəm və oyunda bəzi episodlar var ki, hansı ki komandamı necə görmək istədim, o episodları gördüm. Ona göre de yani şadam, sevinirəm. But for sure our team have more potential. Ama eminiyle diyebilirim ki komandamın bundan da daha çok gücü var. More aggressivity. Ben istiyorum komanda daha da agresif olsun. And I want to use every chance that we have in the game. Ve istiyorum ki oyun zamanı yani elde ettiğimiz episodların hamısını pazardığımız kadar gola çevirey. Sağ ol, herkese Doğru bir kere against Şamakı, tabi different line up. And today you play with a team, strong team, with a strong name. You wanted to make your fans forget our defeat in Austria, or why you made this step? I don't understand the question. He say that. First game against Şamakı we play with a different, totally different team. But today we play with a team with strong players, you know. Thinking about the capacity you put this lineup, or you just wanted to make your fans forget our defeat in Austria? No, I just do that for us. Hayır, ben bunu özümüze göre eləmişəm. And for Neftçi and for our results. Neftçi için ve bizim nəticələr için eləmişdim. If you remember the first game come after the first game against Rapid Wien, first game in the league. Şamakı. Birinci oyun Şamakı ile oyuna nəzər yetirsək. With that time we have big chance to qualify in the conference league. Yani həmin ərəfədə bizim böyük şansımız var idi konferans liqasında növbəti mərhələyə atlayaq. And if you qualify in the next round for the conference league, today I will put the same team like in the first round. Ve növbəti mərhələyə vəsiqə qazansaydıq, yani Rapidi adlasaydıq, bugünkü gün, yani birinci turda attığım addımı yenə də atacaqdım, yani eyni heyətlə çıxacaqdım. But now because we are not qualified in the conference league. Hal-hazırda konferans liqasında, yani növbəti mərhələyə adlamamışıq. I don't have any reason to do that. Ve ona göre heç bir səbəb yox idi, yani o həmin heyətlə bir gün oyuna çıxmaq. Bu kadar. One is like today we played against Kapaz, but you again remember the game against Rapid. Can we say that you still didn't forget that game or not? No, it's not easy to forget. We have a big chance to qualify in the next round of this competition. Asan değil yani onu unutmak, çünkü elimizde böyle bir şans vardı yani hemen turnirde daha da ileriye gitmek, playoff mərhələsini adlamak. And we all work very hard for this. Bunun için hamılıqla yani çok gergin işləyirdi, yani çok çalışırdık üzerimizden. We don't have to forget. Bunu unutmamalıyıq. We have to learn from this. Biz bundan nəticə çıxartmalıyıq. These games and həmin oyundan. We have to become more stronger. Və o oyunda nəticə çıxarıb daha da güclü olmalıyıq. I just want to see my team play a total football. Mən sadəcə olaraq istəyirəm komandamı yani total futbol oynayan görüm. Aggressive offensive football.
agresif, hücuma meyilli futbol. Because we have this kind of quality players. Çünkü bizim komandamızda yani həmin oyunu oynayabilecek bazaran yani futbolcularımız var, keyfiyyatlı futbolcularımız var. Says that as you told that there is some episode which we like to play from the game. Can we say that you could see this only playing against Kepes and playing against a strong team, maybe you cannot see this kind of episodes? I don't think so. I really not hope this thing. Yani elbette ki yani ben ele düşünmürüm. I said that I like some moments from our team because they take seriously the game. Ben dedim yani bazı episodlardan memnun kaldım çünkü oyunu ciddi kabul etmişler oyuncuların. When our players today they was 100% concentrated for the game. Bugün benim oyuncularım yani hansı o episodlar var ki hansında ki yani 100% oyuna köklenmişler. They have amazing moments. Onda mükemmel kombinasyalar yaratabilirler. They can score more goals. Onlar daha çok gol vurabilirler. They was very aggressive. Onlar çok agresif idiler. And this I want to see during the 90 minutes of the game. Ben bunu yani sırf bir neçə episod zamanı deyil de yani bütün 90 dəqiqə ərzində bunu komandamın belə oynayan görmək istəyirəm. Normally that sometimes it cannot be like that because the opponent is also strong. Normaldır ki yani sen her zaman böyle olabilmeyebilirsen çünkü rakip de güçlü rakip olabilir, buna imkan vermeyebilir. But we have to grow up like a team. Ama biz komanda kimi inkişaf eləməli. And to survive in this kind of moment. Və bu cür momentlərdən yani düzgün yararlanmalıyıq. Yani o narazı olmalıydı oyunundan. Today was not his day. Çünkü bugün onun günü değildi. But for me, Rahman is very important. Ama benim için Rahman çok vacib oyuncudu. He need to put his quality for the team. O öz keyfiyyətini komandanın xeyrinə istifadə etməliydi. He need to play with speed. He need to play with his technique skills. Sürətindən yararlanmalıydı, texniki bacarığından yani yararlanmalıydı, komandaya xeyri olmalıydı. I tried to keep Emin and Rahman for some minutes to win some minutes because Egor is not ready to play 45-60 minutes. Emin ile Rahman'ı bir kadar daha çok meydana saklamaya karar verdim çünkü Egor hala hazır değil ki daha çok dakikalarda yani şans kazansın. I didn't tell him to play like a striker. Ben ona dememiştim yani hücumcu kimi oynasın. But he's a very technical player and he can play every position. Ama teknikal oyuncu olduğuna göre hücum hattında her hansı yani cinahta da yani irəlidə də oynayabilir bacarığı var. I don't have anything with Rahman. Rahmanla heç bir konfliktimiz yoxdur. And I'm very happy that he's upset. Və mən sevinirəm ki o özü özündən narazı çıxıb meydana. I'm sure the next game he'll play much better. Əminəm ki gələn oyun bundan da yaxşı oynayacaq. Başqa sual var? New Georgian striker, you know, he plays short, but they would like to know your opinion about him. Vato is a good player. Vato, yani yaxşı oyuncudur. He will help us a lot. Bizə çox kömək edəcək. But he have almost 1 week with us. Bizim də cəmi demək olar ki bir həftədir. He is not ready to play in what we want from him. Hələ o tam hazır deyil biz ondan istədiyimiz yani oyunu göstərə bilsin. And also we have to be careful to not get injuries. Və biz də ehtiyatlı davranmalıyıq ki yani oyunçular zədələnməsin. He need little bit time to adapt. Ona biraz daha çox vaxt lazımdır adaptasiya olsun. Oldu, başqa sual yoxsa? Təşəkkür edirəm.